Tur suresi 44. Eğer diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görsel bile, bir gök taşının yahut işte gökten taş parçaların düştüğünü görseler bile, bunu tespit etseler bile, üst üste yığılmış bir buluttur derler. İnşallah. Ebced'i 1999 yılını veriyor. Göktaşlarının en yoğun biriktiği, birden yoğunlaştığı tarihi veriyor. 1999 tarihi veriyor. Demin seyretmiştik. İnşallah. 1980 yılında başlıyor biliyorsunuz göktaşlar artmaya. Mehdi'nin çıkışıyla beraber onlar da artmaya başlıyorlar. Bütün bunları anlamazlıktan gelmek, kıyametten sonra insanlar dirildiğinde Cenab-ı Allah bunları sorduğunda göktaşlarının 1980'den sonra ani olarak bu kadar yoğunlaşmasına ne mana verdin, ne anlam verdin dese anlamazdan geldim diyecek. Nemesis'in niye yaklaştırıldığını düşündün mü? Onun göktaşı fırlattığını biliyordun diyecek Cenab-ı Allah, değil mi? Evet. Ne anlamda geldiğini biliyor muydum? Bilmiyordum diyecek. Yalan söyleyemez. Biliyordum diyecektir sonunda. Peki diyecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahit getirecek Cenab-ı Allah. Dünyanın ömrü 7000 yıl dedi. Dedi mi diyecek? Dedi. Bunun efendim ne kadarı geçti? 5600 yılı geçti. Bunu söyledi mi? Söyle diyecek. O zaman senin hesap edemedin mi diyecek. Mesela 7000'den 5600'ü çıkaramadın dese çıkarabiliyordun diyecektir tabii ki. Evet. Değil mi? Bu ne demektir? Anlamazlıktan geldim diyecek. Çünkü 7000'den 5600 ilkokul çocuğu olsa çıkarır. Şüpheli diyor ki bundan hesap çıkmaz diyor. Evet. Bakayım ahirette Allah'ın karşısında diyebilecek misin? Allah'la pazarlık edilir diyor. Bakın pazarlık yapabilecek gücün olacak mı senin? Haşa. Değil mi? Ağzın tersine döner yani Allah'ın karşısında. Sen Allah'la pazarlık etmeye kalkacaksın, öyle mi? Allah'ın gücünü anlamamış demek.